Atom numarası elektron sayısından iki fazla olan iyon ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Elektron sayısı E olsun, atom numarası E artı 2. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 2 artı yüklü bir iyon. Yani artı yüklü olduğu için bu katyon olacaktır. Bu doğru. Çekirdek yükü yani proton sayısı demektir. Gördüğünüz gibi proton sayısı arkadaşlar elektron sayısından 2 fazladır. Evet, bakalım bir çekirdek yükü proton sayısı burada görüldüğü üzere elektron sayısından 2 fazladır. Doğrudur arkadaşlar. Nötr haline göre elektron başına düşen çekim kuvveti daha yüksektir. Nötr halindeki durum şudur. E artı 2 proton varsa E artı 2 elektron olmalıdır. Bakın elektron sayısı burada daha az. Proton sayısı aynı. Demek ki elektron başına düşen çekim kuvveti katyonik halde daha yüksek olur. O zaman nötr haline göre elektron başına düşen çekim kuvveti daha yüksektir. Doğru olur ve cevabımız ne olur arkadaşlar bu durumda? E seçeneği olur. (0.8 mol CH6 ile H2 gazları karışımı tamamen yakıldığında 1.2 mol H2O oluştuğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi şöyle yapalım. Karışımdaki etana X mol diyelim. Karışımdaki hidrojen de Y mol olsun arkadaşlar. Bu durumda X artı Y eşittir 0.8 olur. Peki yakalım bunları. CH6'yı yaktığımızda ne olacaktır? O2 gazıyla tepkimeye girecek ve karbondioksit ile su oluşturacaktır. Tepkimenin denk olması için şunun boyası bitti herhalde. Buraya 2 yazalım. Buna da ne yazacağız? 3 yazacağız. 4, 3 daha 7. Burası o zaman 7/2'dir. Peki H2'yi de yakalım. Hidrojen yağında zaman ne oluşacaktır? Su oluşacaktır. Şurası da 1/2'dir o halde. Peki bundan X mol vardı elimizde. X mol tepkime girerse gördüğünüz gibi 1'e 3,5 olduğu için 3,5 X mol oluşur. Harcanır. Buradan 2 X mol oluşur ve buradan da 3 X mol oluşur arkadaşlar. Bundan Y mol vardı elimizde. Y mol tepkimeye girerse 0.5 Y mol tepkimeye girer ve Y mol buradan oluşur arkadaşlar. Peki ne dedik biz? 1.2 mol su oluşur demişiz. 3X artı Y de nedir? 1.2'dir o halde. 3X artı Y eşittir 1.2. Yukarıya eksi 1 ile çarparsak 2X eşittir 0.4 gelir. X eşittir 0.2 olur. X'in değeri 0.2 ise toplamı 0.8 olacağı için Y de 0.6 olur. Peki 2x mol karbondioksit oluşacaktı. X yerine 0.2'yi yazalım. 2 çarpı 0.2'den 0.4 mol karbondioksit gazı oluşmuştur. Doğru. Tepkimede 1 mol oksijen gazı harcanmıştır. Peki x yerine 0.2'yi koyalım o zaman. 3.5 çarpı 0.2 yaptığımızda 0.7 mol oksijen gazı burada harcanmıştır. Y 0.6 idi. Yerine yazalım. 0.5 çarpı 0.6'dan bu da ne gelecektir arkadaşlar? 0.3 mol oksijen de burada harcanmış. Toplamında ne olacaktır? 1 mol oksijen gazı harcanmıştır. Başlangıçta kapta 1.4 gram H2 gazı vardır. Peki hidrojen 0.6 moldü. Hidrojenin 1 molü 2 gram. H2 dediği için arkadaşlar bakın bu 1 ama biz H2 kullanıyoruz. 0.6 çarpı 2'den ne olur? 1.2 gram başlangıçta oksijen var, hidrojen gazı vardır. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız D seçeneği yani 1 ve 2 çıkar. Yukarıdaki 11.2 litrelik sabit hacimli kapta 273 derece sıcaklığında bulunan gaz karışımının basıncı 152 santimetre civadır. Şurası G olacak. Gaz karışımındaki helyum gazının mol kesiri 1/5 olduğuna göre karışımda kaç gram hidrojen gazı vardır? Şimdi mol kesirini biliyorum ki kendi molü yani helyumun kendi molü kaptaki toplam mol. O zaman ben toplam molü bulursam eğer mol kesirinden helyumun molünü bulurum ve daha sonra da hidrojenin molünü bulup hidrojenin gramına geçerim. Şöyle yapalım arkadaşlar. P çarpı V eşittir NRT'dir değil mi? Basıncım 152 santimetre civaymış. Şunu biliyorum. 76 santimetre civa basıncı 1 atmosferdir. O zaman 152'si ne olacaktır? 2 atmosfer olacaktır. Hacim 11,2 litredir. Mol'ü arıyorum. 22,4/273. 273 santigrat olduğuna göre Kelvin'e çevirmek için 273 ile topladım. 546 Kelvin oldu. Sadeleşti 2 oldu ve şurada sadeleşti 2 geldi. Şunlar şu giderlerse N eşittir 1/2 yani 0.5 mol oldu. Kaptaki toplam gaz molü 0.5'miş. O zaman helyumun mol kesiri 1/5'ti değil mi? Bu helyumun kendi molü bölü toplam mol. Toplam mol 0.5'tir. Görün işte arkadaşlar burada 5'te 1 ise 5'te 1'idir. Bu da 0.1 mol olacaktır. Demek ki karışım toplam 0.5 mol ise 0.1 molü helyum ise bunun 0.5-0.1'den 0.4 mol ne vardır karışımda? H2 gazı. H2 gazının 1 mol 2 gram olacağına göre 0.4 çarpı 2'den karışımda 0.8 gram ne vardır? H2 gazı vardır. Cevap bu durumda C seçeneği gelir.
Verilen tepkime denklemine göre 1.4 gram X2 gazı tamamen yakılması için gerekli olan enerji 1.7 kilojüldür. Bakın X2 gazının yanması nedir? Endotermik. O zaman şunu hatırlayalım isterseniz. Azot gazı haricindeki bütün yanmalar egzotermikti. Demek ki X2 gazı aslında azot gazıdır. Bunu da bilelim ek bilgi olarak. Şimdi dönelim soruya. X'in atom kütlesi 14 gramdır. Bakalım öyle mi? 1 mol X yakarsanız 34 kilojül ısı çıkıyor diyor denklem. 1 mol X2 yaktığımızda 34 kilojül ısı çıkıyor. 1.7 kilojül ısı çıkıyorsa siz kaç mol X2 yaktınız diye sorarsak. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda ne gelecektir arkadaşlar? Yarısının 10'da 1. Yani 0.05 mol X2 tepkimeye girmiş. Ve bunun da 1.4 gram olduğunu söylüyor. O halde 0.05 mol X2 1.4 gramsa 1 mol X2 kaç gramdır diye soruyorum. Gördüğünüz gibi bunun 20 katı, 20 katını alacağız. O zaman 2.8, 10'la çarptık 28 gramdır. Bu durumda X'in atom kütlesini soruyor benden. X2'nin 1 molünün 28 gram olduğunu buldum. X'in 1 molü arkadaşlar bu durumda ne olacaktır? 14 gram olacaktır. O zaman X'in atom kütlesi 14'tür. Bunu bulduk. Tepkimede harcanan O2 gazı 0.8 gramdır diyor. Şimdi bunu inceleyelim. Biz bunun 0.05 mol olduğunu bulmuştuk. 0.05 mol. Dolayısıyla bu ne olur? 0.1 mol. 1 mol oksijen gazı arkadaşlar buradan hesaplayacağımız gibi ne olacaktır? 32 gram. 0.1 mol ne olur? 3.2 gram. O zaman 0.8 yanlış olur. 0.1 mol O2 gazı 0.1 çarpı 32'den ne geldi? 3.2 gram geldi. 2.8 gram X2 yakılarak XO2 oluşturulduğunda 3.4 kilojül ısı açığa çıkar. Hayır. X2 gazı yanında ısı alınır. Isı açığa çıkmaz arkadaşlar. Yanlış olur. Cevabımız nedir? A seçeneğidir. Yukarıda verilen kaplardaki çözeltiler tamamen karıştırıldıktan sonra aynı sıcaklıkta meydana gelen çözeltiye saf su eklenerek çözelti hacmi 2 litreye tamamlanıyor. Yani son hacim 2 litre olacak. Buna göre dipte katısı olmayan son durumdaki çözelti için ifadelerinden hangileri doğrudur? İçeride arkadaşlar su olduğuna göre su molekülleri arasında hidrojen bağı olacaktır. Doğru. Aynı zamanda bu iyonlarla su arasında da iyon dipol bağları da olacaktır bu kapta. Onu da bilin. Hidrojen bağı var çünkü su molekülleri var. Peki nitrat iyon derişimi 0.07 mollerdir. Bakın iki tarafta da nitrat var. O zaman mantıklı olan nitratın molünü bulalım. Sonra toplam hacmi bölelim. Biliyorum o da 2 litre. İlk önce bunun molünü bulalım. 0.2 eşittir N bölü 0.2 litre. O zaman N ne gelir? 0.04 mol gelir arkadaşlar. Peki bu durumda ben kalsiyum nitratı iyonlaştırdığımda kalsiyum 2 artı 2 tane nitrat eksi çıktı değil mi? Bu kaç moldu? 0.04 moldu. O halde bu da 0.04 mol ve bu da 0.08 mol olur değil mi? Şimdi bu tarafta da bunun molünü bulalım. 0.2 eşittir N bölü 0.3 litre. N eşittir 0.06 mol olur. Peki sodyum nitratı iyonlaştırırsak sodyum artı artı nitrat eksi gelir. Bu 0.06 mol olduğuna göre bu da 0.06 mol olur ve bu da 0.06 mol olur. Nitratın molaritesini istiyor benden. Toplam nitratın molüne bakalım. 0.08, 0.06 toplayalım. 0.08 artı 0.06. Toplam hacim 2 litreydi. 0.14 bölü 2 olur. Bu da eşittir. 0.07 molar olur. Yani bu da doğrudur. Kalsiyum iyon derişimi sodyum iyon derişiminden yüksektir. Bakın hacim aynı her ikisi içinde. Kimin molü büyükse onun derişimi daha yüksektir değil mi? Molarite eşittir N bölü ve ikisine de 2 litre. Çünkü son hacim 2 litre olacak. Karıştıracağım ve 2 litreye tamamlayacağım. Kimin molü büyük? Sodyumun molü büyük. 0.06, 0.04'ten büyük. O zaman sodyumun derişimi kalsiyumdan büyük olur. Kalsiyum iyon derişimi sodyumdan yüksek olmaz. Cevabım bu durumda C seçeneği çıkar. Yukarıda verilen tepkimede Y2 gazının harcanma hızı 0.2 molarite bölü saniyedir. X2Y4 gazının oluşma hızı ise 6.4 gram bölü saniyedir. Tepkime 2 litrelik sabit hacimli kapta gerçekleştiğine göre X2Y4 gazının mol kütlesi kaç gramdır? Bakın, Y2 gazının harcanma hızı 0.2 molarite bölü saniye ise yani saniyede 0.2 molar harcanıyorsa bu gazdan da saniyede 0.1 molar oluşacaktır. Değil mi? 2'ye 1 oranı var. Aynı zamanda bu gazın da saniyede oluşması gram olarak verilseydi 6.4 gramdı. Yani 1 saniyede 0.1 molar oluşur demek var. 1 saniyede 6.4 gram oluşur demek var. Aslında ikisi de aynı şekilde hızı anlatıyor. Ama biri molarite olarak, biri gram olarak. Peki ben bu molariteden hacmi bildiğim için mole gideyim. 1 saniyede oluşan mol sonuçta 1 saniyede oluşan gramdan sorumludur. Bu kadar mol bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır diye soralım. 0.1 eşittir N bölü 2 litrelik kap olduğuna göre N ne gelir? 0.2 mol. Yani 1 saniyede 0.2 mol X2Y4 oluşmuş. O zaman 0.2 molünün artık 6.4 gram olduğunu yakaladım.
Bu durumda 1 molü kaç gramdır diye sorarsam ne gelecektir arkadaşlar? 6.4 bölü 0.2. Peki 32 bölü, pardon 64 bölü 2 olur. Bu da 32 olur. Yani cevabımız ne gelir? A seçeneği. Tepkimesinin T derecedeki Kc değeri 4'tür. 0.4'er mol X ve Y gazlarıyla başlatılan tepkime V litre hacimli bir kapta denge ulaştığında kapta kaç mol Z gazı bulunur? Şimdi ben tepkimeyi şuraya alayım arkadaşlar. Hepsi gaz bu arada bunların. Belirtmiyorum bir daha. Şimdi bundan ne kadar var? 0.4 mol var. Bundan ne kadar var? 0.4 mol var. Ve henüz bunlar yok. Ne kadar harcayalım bilmiyorum. K mol olsun. O zaman katsayısı birebir olduğuna göre bundan da K mol. O halde bundan K mol oluşur. Bundan da K mol oluşur. Peki denge anında bu 0.4-K, 0.4-K, K ve K olur. Hacmi bölelim, molariteyi bulalım ki yerine koyduğumuzda denge sabitini versin. Peki hacmi bilmediğim için, yani V litre dediğim için V'ye böldüm. Peki Kc değerim ne olur? Ürünler bölü girenler. Z'nin derişimi, yani K bölü V'nin derişimi, molarite bu, çarpı K bölü V, T'nin derişimi bölü 0.4-K bölü V'nin, hani X'in derişimi, çarpı 0.4-K bölü V. Yani Y'nin derişimi. Bu da eşittir neymiş arkadaşlar? 4. Bakın şu V'ler sadeleşirler değil mi? Şu ikisiyle şu ikisi sadeleşti. Ne kaldı burada? Şöyle yapalım. K çarpı K bölü 0.4-K çarpı 0.4-K. Ve bu da eşittir 4. Her iki tarafı da kök için alırsanız K bölü 0.4-K çıkar burası. Burası da 2 çıkar. Bu durumda K eşittir 0.8-2K. Buraya atarsak 3K eşittir 0.8. K eşittir 0.8 bölü 3 gelir arkadaşlar. Peki Z gazı kaç mol denge anında? K mol kadar değil mi? O zaman biz K'yı kaç bulduk? 0.8 bölü 3. Birazcık daha düzenleyelim. 8 bölü 30 yapar. İki tarafı da onunla çarparsanız. Bu da 4 bölü 15'tir. Yani cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen grafik XM, YM tuzunun T sıcaklığında saf suyla hızlanan doymuş çözeltisinde derişim zaman ilişkisini göstermektedir. XM, YM tuzunun T sıcaklığında Kc değeri 1,08 çarpı 10 üzeri eksi 23'tür. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi tuzun formülünü yazalım ilk önce. YM eksi çaprazlarsak XM, YN olur. Peki bu tuz iyonlaştığı zaman madem Kc değeri var denge tepkimesiyle iyonlaştırıyorum. M tane X N artı artı N tane Y M eksi çıkacaktır. Peki bundan ne kadar var? 2A kadar. Bundan 3A. İyonik bağlı bileşikler en sade şekilde yazılır. 2'ye 3'tür. O halde bu 2, bu da 3 olmalıdır. Yani bileşimin formülü nedir arkadaşlar? X 2, Y 3'tür. O halde bu yanlış. Peki XM, YN tuzunun T sıcaklığında 0,1 molar Y M eksi iyonu içeren sulu çözeltide çözünürlüğü 10 üzeri eksi 11 molardır. Bakalım öyle mi arkadaşlar? Bir çözelti var elimizde. Bunun içerisinde Y, Y'nin yükünü artık bulduk biz arkadaşlar. Y eksi 2 yüklüdür değil mi çaprazladığımızda? Yani şu Y 2 eksi iyonudur. Bunun derişiminin 0.1 molar olduğu söyleniyor. Ben bunun içerisinde X 2, Y 3 tuzunu attığımda yine T derecede attığım için bu Kc değerini kullanacağım. Çünkü denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir. Sıcaklık değişmediği için aynı denge sabiti geçerlidir. Çözünürlük bakalım bu çıkacak mı? X 2, Y 3 içeriye girdiği zaman şu şekilde iyonlaşır. 3 artı artı 3 tane Y 2 eksi. Peki içeride 0.1 molar bundan var zaten. Çözünürlük S molar olsun. O halde bu 2 S molar, bu da 3 S molar olur. Biz bunun Kc ifadesini yazacak olursak ne çıkacaktır? X 3 artının derişiminin karesi çarpı Y 2 eksinin derişiminin kübü olacaktır arkadaşlar. Peki elimdeki X 2 S kadar, elimdeki Y 3 S kadar ama içeride 0.1 X S var. Artı 0.1 koydum ve bunun kübü gelecektir değil mi? Ve bu değerin kaça eşit olmasını bekliyorum? 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 23. Bunu biraz daha düzenleyeyim. 108 çarpı 10 üzeri eksi 25. Peki dengeden gelen her zaman burada ihmal edilir. Matematiksel bir ihmaldir. Çünkü çok küçük kalacaktır 0.1'in yanında. Bu durumda 2S çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 108 çarpı 10 üzeri eksi 25'tir. Bu durumda ne gelir arkadaşlar? 2S eşittir. Bunun karesini alacağız değil mi? Şunu da yapalım. Şunun da karesi 4S kare olur. 4S kare eşittir 108 çarpı 10 üzeri eksi 22 olur. Şurada yeniden devam edeyim. 4S kare eşittir 108 çarpı 10 üzeri eksi 22 oldu değil mi? Şimdi şunu yapalım. 4'e bölelim biz bunu. Kaç gelir? S kare buradan 27 çarpı 10 üzeri eksi 22 gelir değil mi arkadaşlar? Şurası 10 üzeri eksi 3'tü. Buraya attığımda evet bu geldi. Peki devam edelim.
Buradaki S değeri ne gelir? Kök içerisine alırsanız 3 kök 3 çarpı 10 üzeri eksi 22 gelir. Yani çözünürlük bu geldi. Çözünürlük buradan ayrılandı. 10 üzeri eksi 11 gelmedi gördüğünüz gibi. Doygun çözeltiye aynı sıcaklıkta xm yn katı eklenirse çözünen xm yn katı miktarı değişmez. Şimdi hayal edin, doygun bir çözelti var. İçerisinde çözülmüş bu tuz, yani x2 y3 tuzu çözülmüş. X 3 artılar, y2 eksiler var, doygun şu anda. Siz bunun içerisine doymuş, yani çözebileceği maksimum miktarda x2 y3 çözmüş. Siz x2 y3 eklemeye devam ederseniz eklediğiniz çözünemez. Çünkü zaten bu su çözebileceği maksimum miktarda x2 y3 çözmüş. Eklediğiniz ne yapar? Çözünmeden dibe çöker. Dipte çökelek oluşur. Dolayısıyla doygun çözelti aynı sıcaklıkta eklenirse çözünen xm yn miktarı değişmez. Çünkü çözebileceği kadar çözmüştü. Eklediğin dibe çöker, çözünmez. Çözünen miktar doymuş çözeltiye katısı, aynı maddenin katısı eklenirse değişmeyecektir. Yani cevap bu durumda B seçeneği çıkar. Yukarıda verilen denge tepkimesi için ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşitse sistem dengededir. Zaten biz arkadaşlar denge tepkimesinde bu şarta bakarız. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşitse tepkime dengededir demektir. Denge tepkimesi oluşurken koordine kovalent bağ meydana gelir. Bu tepkime için konuşuyorum diyor, tepkimesi için. Bakın arkadaşlar, şunu molekül geometrisini yazacak olursanız şu çıkar, dikkat ederseniz. Şöyle yapalım. Artı bir florür var değil mi burada gelen? Karşımıza eksi. Karşıdan olduğu BF4 oldu. Şunu yazalım. Tabi burada meydana gelen şey, şöyle elektronunu koyayım hızlıca. 8'e tamamlıyorum. Eksi 1. Bu bir iyon. Bor kararlı bileşiklerinde oktete dublete uymaz. Yani 8'e veya 2'ye tamamlamaz kendini. Son yörüngesinde 6 elektron vardır. Bakın hocam burada 8 var ama oktet olmuş. Bak ben ne diyorum? Kararlı bileşiklerinde. Bu ne? İyon. Bunda uymayabilir. Ama bileşiğinde şey, uyabilir bunda. Ama bileşiklerinde bor oktete veya dublete uymaz. Kendisini burada gördüğünüz gibi 6'ya tamamlar. Şimdi bor ama bir flor daha bağlamış kendine. Nasıl bağlayacak? Çevresinde elektron yok. O zaman buradan bir elektron buraya gelecek. Artık bir elektronu var. Kalan bir elektronla bu verdiği elektron arasında bir bağ oluşacak. E şimdi kovalent bağ dediğiniz şey bir elektron bor vermeli, bir elektron flor vermeliydi. Ortaklıkla oluşmalıydı. Ama ikisi de flordan geldi. O zaman kovalent bağ oluşturan elektronların ikisi de aynı yapıdan meydana geliyorsa meydana gelen kovalent bağ koordine kovalent bağdır. Çünkü ortak kullanılan elektronların ikisi de aynı yapıdan geldi. O zaman koordine kovalent bağ oluştu. Doğru. Lewis bazıdır. Elektron veren neydi bizim için? Lewis bazı. Elektron alan neydi arkadaşlar? Lewis asidi. O zaman evet, florür Lewis bazıdır. Doğru. Cevabımız E seçeneği çıkar. Yukarıda verilen organik bileşikle ilgili. Bakın arkadaşlar. İki tane P orbitali var burada. Bu şekilde yan yana örtüşürlerse bu örtüşme şeklinde pi bağ oluşur. Yani bu örtüşme bir pi bağına neden olur. Zaten karbon dikkat ederseniz burada arkadaşlar 3 bağda kalmış. 4. bağ olmalıydı. İşte o da bu pi bağdır. Yani şuradadır. Cis trans izomeri olmaz. Çünkü ikili bağın karbonlarının birinde aynı yapı vardır. Dolayısıyla cis trans göstermez. Yapısında 5 tane sigma 1 tane pi bağı vardır. 1, 2, 3, 4, 5 sigma 1 tane pi bağı var. Doğrudur. Karbon atomları SP birleşmesi yapmıştır. Bakın 1, 2, 3 sigma 1 pi bağına sahipse karbon SP kare birleşmesi yapmış olur. Yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Verilen organik bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 3 bileşik birbirinin izomeridir. Hayır arkadaşlar, çünkü bunlar siklo alkandır. Bu ise benzendir. Yani bunun kapalı formülü ne olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. C6H12 olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon var. C6H12 olur. Bu ise C6H6'dır. Yani atom sayısı aynı değil. Kapalı formülü aynı olmadığı için bunlar izomer olmazlar. A ve B bileşiği alifetik, C bileşiği ise aromatik yapılıdır. Çünkü benzendir bu. Bunlar ise siklo alkandır. A ve B dolayısıyla alifatiktir. Benzen ve türevleri de aromatiktir arkadaşlar. Doğrudur bu. A ve C bileşiğinin izomeri olan alken bileşiği yazılabilir. Şimdi A ve C'nin izomeri olan alken. Mesela A'nın izomeri olan alken yazmak kolaydır. Çünkü siklo alkanlı alken zaten birinin izomeridir. Ben 6 tane karbonu yan yana yazıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tanesine ikili bağ koyarsam zaten bunun bu izomer olur. Bu da C6H12 olur hidrojenleri koyduğunuzda. Ama bunun izomeri olan bir alken yazabilir miyim acaba? Bakın şöyle yapalım burada. 3 tane pi bağı var. Bir de halka olduğu için o da 2 hidrojene mal oldu. 6 tane hidrojen gitti. Şöyle bir şey yazsam acaba kurtarır mı? Bir bakalım. Ben tutup da şöyle desem size bir halkalı bir yapı yapayım. Şöyle yapayım. 1 karbon, 2, 3, 4 ve 5 karbonu buraya kullanayım. 6. karbonu da şurada olsun. 1, 2 ve 3 tane de pi bağı yapayım.
Bu bir sikloalken değil mi? Ama 3 tane pi bağı olan sikloalken. Hidrojenleri koyalım. Burası H3. Şurası ne olacaktır? H. 4'ü tamamlamak istiyorum. H. Zaten 4 bağı var. Şuraya da H koydum. 1, 2, 3 H. 3 H da burada 6. 6 karbonlu C6H6. İşte benzenin izomeri olan bir alken bileşiği yazabildim. Zaten bu A bileşim de izomer olan alken yazabiliyordum. O zaman yazılabilir diyorum. Cevap bu durumda ne çıkacaktır? D seçeneği çıkacaktır. Aldehit ve ketonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aldehitlerin ve ketonların yoğun fazla tanecikler arasında dipol-dipol etkileşim vardır. Çünkü aldehit de polar yapılıdır arkadaşlar. Keton da nedir? Polar yapılıdır. Dolayısıyla tanecikler arasındaki etkileşim dipol-dipoldür. Keton tolens çözeltisiyle tepkime girerek gümüş aynası oluşturur. Hayır arkadaşlar, aldehit verir. Neden keton tolense tepkime vermez, gümüş aynası oluşturmaz? Çünkü keton yükseltgenmez. Aldehit ve keton su ile hidrojen bağı oluşturur. Bakın arkadaşlar, düşünün. Şurada su molekülü olsun. Su molekülündeki hidrojen FONE'den birine bağlı. Dışarıdan FONE'den biriyle etkileşebiliyor. O halde bu bağ hidrojen bağı olur. Bakın, hidrojen FONE'den birine kimyasal bağlı. Etkileşecek bir O buldu burada da kendine. Burada hidrojen bağı olur. Yani aldehit de keton da suda çözünürlüğünde hidrojen bağı oluşturabilirler. Asetaldehitin keton izomeri yoktur. Asetaldehit kaç karbonlu aldehittir arkadaşlar? 2 karbonlu. Yani aslında etanolin özel adıdır asetaldehit. Ama en küçük keton ne olması gerekir? 3 karbonlu olması gerekir. O zaman asetaldehitin keton izomeri yoktur. Aldehit ile keton birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Kapalı formülleri aynıdır. Ama bu izomerlik 3 karbonlu bileşiklerden sonra başlar. 3 karbondur çünkü en küçük keton. Doğrudur bu ifade. Aldehit ve keton yanma tepkimesi verir. Evet, ikisi de yanar arkadaşlar. Yukarıda verilen tepkime ve ürün ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Peptit bağı meydana gelmiştir. Bakın, bu bir aminoasit suda çözülmüş hali. Şurada da artı olacak. Burada konmuş, burada konmamış. Ekledim. Şimdi bu bir aminoasit suda çözülmüş hali. Yani çift iyon hali. Buna Zwitter iyonu da denir. Şimdi iki tane amino asit iyonu var elimde ve bunlar birleştiler. Bakın, şuradaki azottan hidrojen, aslında bu OH olduğu zaman şuradaki OH kopuyor. Azottan da hidrojen kopuyor ve su çıkıyor. Karbonla hidrojen arasında meydana gelen şu bağ peptit bağı oluyor. Evet, amino asitler arasında peptit bağı meydana gelir. Burada da zaten onu gösteriyor. Oluşan ürün amfoter yapılır. Bakın arkadaşlar, amino asitlerde normalde durum şöyledir değil mi? Şurası NH2 diyelim, H olsun. Şurası da şöyle asit ucu olsun. Bu asit olduğu için, bu da baz olduğu için bu yapıya biz amfoter deriz. Yani aminositler amfoterdir. Ama bakın, bu hidrojeni verdiği zaman asit de hidrojeni vermiş hali ne olacaktır arkadaşlar? Bunun konjüge bazı olacaktır. Yani şurası aslında bir baz özelliğine sahiptir. Hidrojen varken asit de hidrojeni verince bu yapının konjüge bazı oldu. Peki burası neydi? Bazdı. Hidrojen veren neydi arkadaşlar? Asitti. Bu hidrojen verirse bu oluşmaz mı? Bu baz. Demek ki bu bunun konjüge asidi. Burası da bunun konjüge asididir. Yani asittir. Sonuçta amino asitler baz ve asit ucu olduğu için amfoter özellik gösterir. Onların sudaki iyonlaşmış hallerinde de gene aynı şekilde asit ve baz uçlar vardır. Dolayısıyla bu da amfoterdir. Meydana gelen ürün hidrolize uğramaz. Hayır, hidrolize uğrar. Dipeptitler hidrolize uğrar. Yani suyla tepkime girip tekrar amino asit oluşturabilirler arkadaşlar. Cevap bu nedenle C seçeneğidir.